Arkadaşlar merhaba, ben Tunahan. Yeni videoyla karşınızdayım. Bir haftadır video atamıyordum. Birazcık üşüttüm de. Bir de tam düzenimi de oturtamadım. Ama şimdi yenisini çekiyorum. O da arkadaşım Saat'la birlikte. Merhaba. Ulan güneş nasıl vurdu be? Ay güzel parladı. Şimdi 100. yıldayız. Size bu çevrede alışveriş yapabileceğiniz güzel birkaç yeri göstermeyi istiyoruz. Yani amacımız ekonomik bu. Ekonomik yani ev alışverişi olur veya farklı şeyler olur. Neyse tamam hadi. Boş yapmayalım. Videoya geçiyoruz. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar ilk durağımız 100. yılın efsane marketlerinden Altın Bilekler. Bakın şöyle. Bu çok katlılarda oturuyorsanız bakın çok katlıları da göstereyim. Şöyle kocaman kocaman binalar. Ben yanlışlıkla 15 katlılar demiştim. Büyük ihtimal ilk başta buraları kullanacaksınızdır çok katlılardaysanız. Şimdi bir de şöyle bir saniye. Bir de şimdi şu yöne doğru gidiyoruz. Orada bir pazar yeri var. Orayı base alarak, orayı baz alarak size nerede ne var ne yok onları göstereceğim. Şimdi kısaca yürüyoruz. Şöyle. Ah dur dur. Evet arkadaşlar pazar yerine gelmiş bulunmaktayız. 100. yılın efsane pazar yeri. Bakın şöyle bir göstereceğim. Arkadaşlar bütün patatesinizi, soğanınızı, sebzenizi, meyvenizi falan evlerde kalıyorsanız hatta yurtta da kalıyorsanız biz de ara sıra yurttayken buralardan gelip alıyorduk. Bu arada haftanın 3 günü pazar kuruluyor. Buralardan alabilirsiniz. Balıklar da var. Çok bazen balık bayağı kokuyor burada. Evet. Kötü kokuyor. Aynı zamanda buranın kerteriz aldığı yerdir. Birileri bir yerleri tarif ederken hep der ki pazar yerinden şöyle, pazar yerinden böyle. O yüzden biz de burayı baz alarak anlatacağız. Onun dışında biz eve çıktığımızda bardağımızı, çatalımızı, cartımızı, cürtümüzü de buradan almıştık. Yani burayı da kullanabilirsiniz. Ucuz oluyor, güzel oluyor. Çok kaliteli değil ama. Bildiğiniz pazar yeri işte. Pazar yeri ve öğrenci için idare eder. Evet. Şimdi arkadaşlar pazar yerini arkamızda bıraktık. Gittiğimiz istikamet... Migros. 100. yıl Migros. ATM'ler de genellikle buradadır. Okuldaki ATM'ler, özellikle garanti, ben garanti kullanıyorum. Bozuk olduğu zaman mecbur buraya gelmeniz gerekiyor. Çünkü diğer ATM çok uzak. Şu köşede de ATM'ler var. Şurada da var. Hepsi var. Şurada da var. Ziraat de şu yukarıda. Haberiniz olsun. İşte dediğim gibi Altın Bilekler kullanılır. Migros daha sık kullanılır. Okula da daha yakın diye. Onun dışında şurada, nereden göstereyim? Şurada falan. Şu yukarıya doğru azıcık. Çağdaş Market var. Şu an oraya kadar açıkçası yürümeye üşendim. Çağdaş, benim bildiğim kadarıyla bir tek Ankara'da var. Evet. Değil mi? Ben de başka görmedim. Ankara'ya özel bir yerel market gibi düşünün. Orası da güzel oluyor ve alkol zaten bir tek orası var. Migros'tan başka. Bir şunlar da satıyor da onlar... Market göstermeye gerek var mı bilmiyorum markete. Bu arada... Hadi onları da göstereyim. Migros'un yanındaki şu iki market. Gece buradan geliniyor, onu da unutma. Ha evet, o yolu da gösteriyor. Şu yoldan yukarı çıktığınızda Central var şurada. Orayı daha sonra anlatacağım. Şuradan bir sağa sol yaptığınızı farz edin. Bir şey var. Düz. Üst geçit var. Sol sağ. Dümdüz. Orada bir, bakın sağ. O gösterdiğim yerde bir üst geçit var. Oradan direkt A4 kapısına çıkılıyor. O yüzden öğrenciler hani o üst geçitten inip buraya gelmesine kadar? En fazla 10 dakika. O en fazla 10 dakikanızı alır. Onu da bir gösterelim dedik. Onun dışında bakın yine göstereceğim, bekleyin. Şimdi bakın oradan indiniz, buradan geldiniz. Bakın pazar. Burası artık 100. yıl pazar yeri. Abi geçebilirsin, sorun yok. Hatta abi sen de çekelim istesin. Bir şey diyeceksen. Hangi televizyon? Valla televizyon değil. YouTube abi. Ha kendimiz yapıyoruz. ODTÜ öğrencisiz. ODTÜ'lüyseniz çekmeyin beni ya. Çekmeyin beni ya. Siz komünistsinizdir. Niye? Komünist değil misin? Yok be, benim bir komünistliğim yok. İlinin il emniyet müdürü bizim arkadaşımın babası. Ha. Biz, vallahi ben de onu diyorum sana. Öyle. Komünist mi? Ne diyorsun ya? Amca, 82 ihtilali. Amca mallılar götürürler vallahi. Sen abi? Sen hangi taraftaydın? Ben solcuyum. Bunları zaten seviyorum da bak sen size takıldım biraz ya. Ne diyecekler diye. Eyvallah abi, sağ olasın. Burası hep ODTÜ. Evet, buralar hep öğrenci valla. Öyle abi ya. Ama pırıl pırıl çocuklar, zeki çocuklar. Öyle. Doğrusu. Arkadaşlar videoda size söylemiştim buradan otostop çekilir diye. Buradan otobüs ve dolmuş da geçiyor. Bunlar okulun içine giren dolmuş ve otobüsler, haberiniz olsun. Otostop yazar. Otostop çekilir. Dolmuşu ama geçer. Hiç öyle zarar gelmez yani. Hiç. Yok yok yok, hiç kimse zarar. Doğru. Eğer bir zarar gelsin ayağa kalkar vallahi. Kesinlikle. Birinci yıla yakın. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Orada biz de... Evet, bir abiyle röportaj yaptık. Abi komünistmiş, bizi de komünist sandı. Ne anlatıyorduk biz? Ha dur dur, bir dakika. Şu yoldan indiniz, tamam mı? Bakın, şöyle geliyorsun. Bakın burası pazar yeri. Şurası pazar yeri. Yer. Ha, az önce gösterdim size. Altın Bilekler şurada. Şuradan aşağı doğru da Merkez Çarşı'ya gidersiniz. Şimdi birazcık yollanacağız, orayı göstereceğiz. Çünkü orada da bir Opet var. Ve bildiğim kadarıyla civardaki tek petrol ofisi başka orası. Yani çok yakında yok. Yani illaki var da. Ya, 100. yılda o var. Aynen, birazcık da orayı göstereceğiz. Çünkü orada tütüncü de var. Bir de bilgisayarınızı tamir ettirebileceğiniz birkaç bir yer de var. Oraları da
ufak hiç değilse bir sokağını göstermek istiyorum. Alırsanız gidelim. Arkadaşlar röportaj videosu isterseniz sokak röportajı videosu söyleyin. Biz de ona göre yapalım. Bu ne lan? He? Buraya yeni bir şey açmışlar. Aa yoktu. Bakın buraya da bir kafe açmışlar daha yeni. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu arada Kiena'dan da bahsetmezsen olmaz. Aa, gerçekten. Kiena mı yesek? Kiena değişmiş, çatlak kazan olmuş. Nasıl? Ne oluyor lan, bir dakika. Çok haklısın. Kiena'ya ne olmuş? Aa. Neyse, bir de şurada MHP çadırını göstermek istiyorum. Oluyor. Bir saniye. MHP, OTA arkadaşlar burada kurban bayramları mıydı? Yok, Ramazan bayramında. Aha. Ramazan ayında arkadaşlar. Öğrencilere aş dağıtılıyor. Yani güzel güzel hediyeler dağıtılıyor. Bazen açlık da verildiğini duyduk. Neyse şimdi bak, az önceki yol bir tane. Arkadaşlar. Şurası pazar yeri. Oradan aşağı doğru indik. Bakın Merkez Çarşı da şurası arkadaşlar. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Opet de burası. Hadi tam şöyle gidelim. Şuradan geçerken ben göstereyim Opet. Bilirsin. Arkadaşlar Sarp'ın önerisiyle şimdi bir de size şuradaki efsane çiğ köfteciyi göstermek istiyoruz. Buraya da gece vakti bayağı 3'e 4'e kadar açık olan, yemek satan bildiğin tek yer. Evet. Pizza Time bile kapatıyor bir yerden sonra. Buradan da yiyebilirsiniz açıkçası. Şeyde de var, yemek sepetinde falan da var. Az önce az daha kaza oluyordu. Bakın arkadaşlar, dümdüz Opet. Yani aslında gösterebilecek bir tarafı ama da yok da bunun, bilin bunun yani. Bir farkı var. Arabası olanlar için bir farkı var onun kanka. Heh. Araba servisi var direkt, aracın bozulursa. Onun dışında oto yıkama yapıyorlar iç dış bu arada. Hani o su tutma anlat muhabbeti kanka değil. Cam silme muhabbeti, su tutma muhabbeti değil. Burada direkt şey yapıyorlar. Arabayı bırakıyorsun, çok ucuz fiyatı. 30-40 lira olması lazım. Hmm. İç dış yıkıyorlar. Onun dışında arıza mı yaptı araba? Servisi var burada. Direkt arabanın sıkıntısı olursa hani kısa süreli çözüm olarak buraya da gelebilirsiniz. Zaten burası en yakın tek yer. Onun için sanayiye gitmek lazım. Tabii benim arabam olmadığı için ben bunları bilmiyorum. Size bahsettiğim yer Merkez Çarşı. Arkadaşlar burada barından yemek yiyeceğin yerine, efendimine söyleyeyim, kahvesine, okeyine, mokeyine her şey burada var. Öğrenciler de zaten genelde buraya gelir. Hadi bir önünden geçelim, göstereyim ya bir iş tarafını azıcık ya. Merkez Çarşı'dayız. Üçgen Çarşı da aşağıda olan taraftır. Ben ilk geldiğimde bayağı karıştırıyordum açıkçası. Merkez Çarşı, bir de şöyle şuradan göstereyim. Yani içerisinde bir sürü ayrı mekan var. Buradan şu ikinci katta Bla Bla var. Şu giriş katta pardon. Kafesi de var. Ne bileyim, içeceğiniz, sıçacağınız birçok yeriniz var. Müjgan'ın yemekleri çok güzel. Öneririm. Onun dışında bir de tam karşısında Kafe 101 var. Arkadaşlar Kafe 101 bildiğim kadarıyla bir ODTÜ markası. Aynen. Bizim ODTÜ'nün açtığı bir yer ve okul, ders çalışmak için falan da çok uygun. Ders çalışmak için uygunmuş. Ben çok orada ders çalışmadım. Evet, Merkez Çarşı'nın yanında merdivenler var. Buradan şu tarafta bir market var, Kabare diye. Orası da efsanedir. Her zaman orayı açıktır da bilebilirsiniz. Evet, açıktır. Orası 7/24 mi? Öyle öyle. 7/24 açık bir marketimiz orada var. Orada arada şey olur, kokoreççi olur, midyeci olur. Aynen. Şimdi arkadaşlar bakın, Merkez Çarşı artık şunun arkasında kaldı. Şöyle bir ön tarafı. Bakın hemen zaten pazar yerine çıktık artık yani. Şu sokaktan, değil mi? Öyle yalan değil. Şu sokaktan gittiğimizde şu arkada kalıyor. Şurası orada öyle. Tütüncü var arkadaşlar. Ne? Şurası çok önemli. Burada bütün hırdavat, elektrik, saksı, toprak, bitki, tohum hepsi çok. Bakın buralarda fotoğrafçısından bilmem nesine her şey var. Benim çok ilgi alanım olmadığı için falan da bilmiyorum. Arkadaşlar vallahi tur attık, geri altın bileklere çıktık ya. Yani size resmen birazcık 100. yıl tanıtımı yapmış gibi olduk. Tütüncüler falan aşağıda kaldı. Şimdi arkadaşlar harbiden oraya gitmeye üşendim. Ya aslında Google'a yazsanız evet, bulursunuz. Zaten, yani tabii çok da şeye gerek yok. Genel olarak buralarda ama okuldan yani yürüyerek yurtta kalıyor olsan ne kadar alır? 15-20 dakikanı, belki 25 dakikanı alır ya. Evet. Maksimum o da yani. Orada bir bilgisayarcı var, Atafix diye. Yanlış bilmiyorsam. Onun dışında 2-3 tane tütüncü var. Su arıtma falan var. Evet, ne bileyim evet, yani. Tesisatçı var. Ha. Anahtarcı var. Anahtarcı var, çilingiri var. İşlek bir sokak yani. Yani evet. Kısaca anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar. 100. yıl genel olarak pazar yeri, Merkez Çarşı ve Üçgen Çarşı'dan ibarettir. Yani oralardan etrafında gelişir olaylar diyeyim. Üçgen Çarşı'yı gösteremedim size. Google'dan bakabilirsiniz. Orası artık iyice Çankaya'nın burada küçük bir kampüsü var. Çankaya Üniversitesi'nin. İyice artık oraya kayıyor. 100. yılın sonuna doğru yani o yolun. Evet arkadaşlar, başladığımız yere geri döndük. Altın bileklerin burada. Altın bileklerin bize sponsor olması yok mu? Onun dışında bir dakika çık bir kanka. Bir de arkadaşlar şurada Domino's'undan noterine kadar bir sürü farklı şey var. Onları da hadi dolalım. Ay yorulduk. Yokuş çıktık, yorulduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Fikriniz varsa, başka bir video fikriniz, yorumlara bekliyorum. Bu kadar. Soru sen bir şey diyeceksin mi kanka? Soru alabilirsin. Aynen, bir soru cevap yapmayı düşünüyorum. O yüzden soru yazabilirsiniz. Bunu toplulukta bir de Instagram hikayesinde de paylaşacağım zaten. Bu kadar da. Görüşürüz. Bye bye. Hadi görüşürüz.